Kadın onların düzenlerini işitince, yani bu dedikodularını işitince, onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı. Yani koltuk hazırladı böyle geniş, herhalde bir salon gibi bir yerde. Her birinin eline birer keskin bıçak veriyor. Meyve soymaları için ve meyve ikramı yapıyor. Yani gelin sohbet edeceğiz diyor. Hazreti Yusuf'a da diyor ki çık onlara görün diyor. Yani yanlarına gel diyor. Kadının yanına çağırıyor. Kadın topluluğun içerisine. Böylece onu, Hazreti Yusuf'u kadınlar olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlığa bakar gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler. Yani meyve eli ayağı tutuyor, yani böyle şeyin, Hazreti Yusuf'un etkilenme gücünden dolayı. Yani zaten kadın çok etkilense kalp atışı çok yükselir. Genellikle eli ayağı boşalır. Mesela elinde titreme meydana gelir. Hatta konuşma bozukluğu olur. Konuşamaz. Düzgün konuşmayı bozabilir. Yani şehvetin etkisiyle. Kur'an ona dikkat çekiyor. Görünce gözlerinde büyüttüler, şaşkınlıktan ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir, bu bir insan değil diyorlar. Bu ancak üstün bir melektir derler. Yani olağanüstü etkileyeceğim, başka türlü bunu açıklayamayız diyorlar. Çünkü yani elin ayağının titremesi, elin ayağını kontrol edememesi, vücudunu kontrol edememelerine şaşıyorlar. Kadın dedi ki, beni kendisi dolayısıyla kınadığınız erkek delikanlı işte budur diyorlar diyor. Yani dedikodu yapıyordunuz ya diyor. İşte budur diyor. Andolsun onun nefsinden ben murad almak istedim. Bu doğru diyor. Ben diyor ona yanaşmak istedim. O ise kendini korudu. Ve andolsun eğer o kendisini emrettiğimi yapmayacak olursa, yani kendisine cinsel ilişkiye girmezse, mutlaka ona zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenen olacak. Yani hapse attıracağım onu ve küçük düşürteceğim diyor. Bak, hem zindana atılmak hem küçük düşürmek. Demek ki Mehdi de hem zindana atılacak hem küçük düşürülmeye çalışılacak. Yani kamuoyunda, basında, aleyhinde haberler çıkacak. Mehdi'den de kadınların hoşlanacağını anlıyoruz. İnşallah. Yani İnşallah. ona işaret var inşallah. Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Demek ki o da kararlı olacak. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmeyecek. Girmemiş. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım, eğilim gösterir, böyle cahillerden olurum. Benden bu sistemi uzaklaştır diyor. Allah size geçsin diyor. Eğilim gösterip cahillerden olmaktan korkuyorum. Yani gayrimeşru ilişkiye girmek, fahşadan korkuyorum diyor. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiden beni koru diyor. Allah'a sığınıyor. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendine uzaklaştırdı. Bak, böylece Rabbi Hazreti Yusuf'un duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendinden uzaklaştırdı. 2031 yapıyor tarihi. Maşallah. 2010'dayız. 2031. İslam'ın en şaşalı yılları inşallah. Çünkü o işitenler bilendir. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Bak, lehinde açık hukuki delilleri görmelerine rağmen diyor. Suçsuz olmasına dair delillerin net olmasına rağmen onu belirli bir vakte kadar hapse atmak görüşü ağır bastı. O zamanın devletinin içindeki, yani derin devlet buna karar veriyor. Yani meşru bir devlet bunu yapmaz zaten. Derin devletin aldığı karar. Anlıyoruz ki Mehdi de bütün açık aleni delillere rağmen, temizliğine dair, suçsuzluğuna dair deliller olmasına rağmen belli bir vakte kadar hapse atılmasına derin devlet karar verecek. Ve bir komplo hazırlayacaklar, bir oyun oynayacaklar. Meşru mahkemeler kanalıyla onu hapse attıracaklar. Çünkü hadislerde hapse gireceği yazıyor Mehdi'nin. Evet. Yusuf suresinde de zaten peygamberimiz Mehdi Yusuf'a benzer diyor. Hazreti Yusuf'a benzer diyor Mehdi. Mehdi kıssasının içerisinde Yusuf'un anlatıldığını, Yusuf kıssasında Mehdi'nin anlatıldığını görüyoruz. İnşallah.
bir yönüyle, işare anlamıyla. İnşallah. Ben tutuklandığımda 86'da şu ayeti mahkemede delil olarak okumuştum. Yusuf suresi 38. Atalarım İbrahim'in ve İshak'ın Yakub'un dinine uydum. İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub, milleti İbrahim'e geçiyor. Milleti İbrahim'e. Ben İbrahim milletindenim dedim mahkemede. Evet. İbrahim, yani İslam milletindenim. İbrahim milletindenim. Türk kavmindenim dedim. Dedin mi dedi? Dedim dedim. Tamam dedi. Sanığın tutuklanmasına dedi hakim. 19 ay ondan sonra hapiste kaldık. Mahkemede delil olarak ben dedim, efendim dedim, sayın hakimim dedim, din olarak Kur'an'da millet kelimesi geçiyor dedim. Millet. Ben de İbrahim milletindenim dedim. Yani İslam milletindenim. Kur'an'da da bunun açıklaması var dedim. Ondan sonra atalarım İbrahim ve İshak ve Yakup dinine uydum. Bu ayeti okudum. Yani burada benim suçsuz olduğum açık dedim. Ama tabii takdir sizin dedim mahkemeye. Doğru söylüyorsun gibi bir uslup tabii söylemediler, bir şey demediler. Sadece tahliye talebinin reddine, işte sanığın tutukluluğunun devamına, mevcut delil durumuna göre. Delil de buydu zaten. Yani İbrahim milletindenim demem. Milleti İbrahim. Bak şu an söylüyoruz, tutuklanmıyoruz. Ama o zaman tutuklanmıştık. Evet. Bilmiyorum yani, belki de tutuklanırım ya. Estağfurullah. İnşallah. İşte böylece biz yeryüzünde 56. ayet, Yusuf suresi 56. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan ve iktidar verdik. 2017 tarih veriyor Ebced'i. Bir tane tarih veriyor, bak 2017. Kardeşim bu kadar tesadüf olur mu ya? Estağfurullah. Bak dünya hakimiyeti, iktidardan bahsediyor, 2017. Tam net tarih veriyor yani. Maşallah. Maşallah. Bak işte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan ve iktidar verdik. 2017. Yusuf suresinde Allah çok fazla hikmet olduğunu, çok derinlikler olduğunu açıklıyor. Biz de tabii o gözle bakacağız inşallah. Bak diyor ki 111. surede 111. ayet. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu ayetin Ebced'i de 2015. Son sure. Yani surenin son ayeti 111. ayet. Bak. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Yani temiz aklını kullanan insan için ibretler, derinlikler ve işaretler vardır diyor bu ayet. Yani böyle dümdüz bir hikaye değildir diyor. Aklı kullananlar için bilmediğiniz sırlar, aklınıza gelmeyen derinlikler vardır. Ama düşünürseniz Allah bunu size verir diyor ayette. İnşallah. İnşallah. İbretler vardır. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Yani bu hikaye değil diyor Cenab-ı Hak. Uydurma da değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı ve her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması, ama her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman eden bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Mehdi'dir diyor Kur'an. İnşallah. Değil mi bak? İman eden bir topluluk için bir hidayet. Hidayete vesile olan Mehdi'dir ve rahmettir. 111. ayet. Onun için Yusuf kıssasında bak Kur'an'ın da ifade ediyor. Bak onların, andolsun diyor, Allah yemin ediyor, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Sırlar, derinlikler vardır. İnsanların örnek alacağı birçok şeyler vardır. Hadisle ve Kur'an'ı Kur'an'la tefsir edecek şekilde baktığımızda müthiş derinliklerle karşılaşıyoruz. Ki bak bu daha ilk yüzeysel, ilk birinci bakışımız bu. Mesela ikinci, üçüncü aşamalarında çok çok daha derinlikler var. Çok daha kapsamlı izahlar var. İnşallah. Ebced'leri de öyle. Rakamların verdiği imalar ve işaretler de öyle. İnşallah. Ama biz tabii Kur'an'ın muhkem olan hükümlerine göre hareket ederiz. Mesela Allah namaz kılın der, namaz kılarız. Oruç tutun der, oruç tutarız. Muhkem hükümle biz sorumluyuz. İnşallah. İnşallah.